Sen yoksa Kehf ve Rakim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki, Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır, bizi başarılı kıl. Hükmü kıyamete kadar geçerli olan, müminlerin tüm hayatını kapsayan emir ve bilgilerin yer aldığı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabıdır. Kur'an'ın en büyük mucizelerinden biri, ilk vahyin inmesinden bu yana her asırda yaşayan tüm insanlara hitap etmesidir. Cenab-ı Allah, Kur'an'ı kıyamete kadar insanlara bir yol gösterici ve bir hidayet rehberi olarak indirmiştir. Kur'an'da aktarılan geçmiş kavimlere dair kıssalar da insanlara pek çok konuda yol göstericidir. Kehf suresi bunlardan bir tanesidir. Bu çalışmamızda Kur'an-ı Kerim ve sahih hadis kaynaklarından yararlanmaya gayret ettik. Bu belgesel, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde geniş yer alan Ashab-ı Kehf'in yaşamı, mücadelesindeki hikmetleri aktarmak için hazırlanmıştır. Ashab-ı Kehf'in yaşadığı milattan sonra 250-400 yılları arası Roma İmparatorluğu'nun dünyada rakipsiz ve en güçlü devlet olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Ashab-ı Kehf olayının geçtiği tahmin edilen topraklar Roma Devleti hakimiyeti altındadır. Olayın geçtiği asırlarda ismi geçen mekanlardan Tarsus, Ürdün, Efes, Endülüs gibi şehir ve ülkelerde Roma Devleti hakimiyeti altındadırlar. 1000 yıl gibi uzun bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilen Roma Devleti, milattan sonra 395'te Doğu Roma ve Batı Roma diye ikiye ayrılmış, 1453'te de Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesiyle son bulmuştur. İmparatorluğun veya imparatorlukların yaşadığı zaman içerisinde devlet yönetimine Yahudi veya Hristiyan inancı hakim olduğu gibi çoğu zamanda putperestlik hakim olmuştur. Devlet yönetimine hakim olan inanç mensuplarıyla diğer inanç mensupları arasında daima sürtüşmeler meydana gelmiş, birbirlerini dışlama ve hatta kanlı çatışmalar söz konusu olmuştur. Çoğu zaman devlet yönetimine hakim olan zihniyet, kendinden olmayanlara zulmetmiş, işkence yapmış, hayat hakkı tanımamıştır. Bunun en şiddetlisi de yönetime putperestlerin hakim olduğu dönemlerde yaşanmıştır. Hem Hristiyan hem de İslam kaynaklarında övülen Ashab-ı Kehf'in yani mağara ehlinin karşı karşıya oldukları zalim hükümdarın genel kabule göre Roma İmparatoru Decius olduğu tahmin edilmektedir. Decius'un baskı ve zulmüyle karşılaşan gençler, bulundukları topluma Allah'ın dinini terk etmemeleri konusunda birçok uyarılarda bulunmuşlardır. Toplumun yaptıkları tebliğlere kayıtsız kalması, İmparatorun baskıyı arttırması ve ölümle tehdit edilmeleri sebebiyle gençler yaşadıkları yerden uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Tarihsel belgelerin de ortaya koyduğu gibi henüz dejenere olup bozulmamış Hristiyanlığın ya da İseviliğin temsilcisi olan müminlere yönelik sindirme, baskı ve zulüm politikaları birçok imparator tarafından yoğun bir şekilde uygulanıyordu. Kuzeybatı Anadolu'da bulunan Roma valisi Plinius'un
İmparator Trajanus'a yazdığı mektupta, İmparatorun heykeline tapınmadıkları için cezalandırılan Mesihçilerden, yani Hristiyanlardan bahsedilir. Bu mektup, o dönemde İsevilere yapılan baskıları anlatan önemli belgelerden birisidir. İşte böyle bir ortamda, kendilerinden Allah'ı bırakıp imparatora veya din karşıtı bir sisteme boyun eğmeleri istenen gençler, bunu kabul etmemişler ve şöyle demişlerdir. Onların kalpleri üzerinde sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Krala karşı kıyam ettiklerinde demişlerdi ki, ''Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak andolsun gerçeğin dışına çıkarız. Şunlar bizim kavmimizdir. Ondan başkasını ilah edinenler, onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kim vardır? Ashab-ı Kehf'in yaşadığı yer konusunda ise birkaç iddia vardır. Bunlardan en makul görünenleri ise Efes ve Tarsus'tur. Hemen hemen tüm Hristiyan kaynaklar, gençlerin sığındıkları mağaranın bulunduğu yer olarak Efes'i gösterirler. Bazı Müslüman araştırmacı ve Kur'an yorumcuları da Efes konusunda Hristiyanlarla hemfikirdirler. Bazıları da bölgenin Efes olamayacağını açıkladıktan sonra olayın geçtiği yerin Tarsus olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır. Biz bu çalışmada iki ihtimal üzerinde de duracağız. Tüm bu araştırmacı ve yorumcular, Hristiyanlar da dahil, olayın Roma İmparatoru Decius zamanında, yani milattan sonra 250 civarında geçtiğini belirtirler. Bu arada vurgulanması gereken bir nokta vardır. Konu bazı Hristiyan ve Müslüman tarihçi ve yorumcular tarafından hikaye tarzında anlatılmış, birçok uydurma ve eklenen rivayetler neticesi efsaneye dönüştürülmüştür. Oysa ki olay tarihi bir gerçektir. Ashab-ı Kehf'in yaşadığı şehir ve sığındığı mağara konusunda çeşitli kaynaklarda değişik yerler gösterilmektedir. Bunun en büyük sebebi, halkın bu denli cesur ve yiğit insanların kendi yaşadıkları ortamda olmalarını istemeleri ve bu bölgelerdeki mağaraların birbirine çok benzemesidir. Örneğin, bu yerlerin hemen hepsinde mağaraların üzerine yapıldığı belirtilen birer mabet vardır. Bilindiği gibi Efes, Hristiyanlarca kutsal kabul edilir. Çünkü Efes'te şimdi kiliseye dönüştürülmüş olan ve Hazreti Meryem'e ait olduğu söylenen bir ev vardır. Ashab-ı Kehf'in Hristiyanlarca kutsal kabul edilen bu yerlerde yaşamış olması da onlara göre büyük ihtimaldir. Hatta bazı Hristiyan kaynakları yer konusunda kesinlik bildirirler. Konuyla ilgili en eski kaynak Suriyeli rahip Saruclu James'e aittir. Ünlü tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü adlı kitabında James'ten birçok alıntı yapmıştır. Buna göre, 7 Hristiyan gence işkence yaparak onları mağaraya sığınmaya zorlayan kralın ismi İmparator Decius'tur. Decius, Roma İmparatorluğu'nu milattan sonra 249-251 yılları arasında yönetmiştir ve onun dönemi Hazreti İsa'yı takip edenlere yapılan işkencelerle ünlüdür. Müslüman tefsircilere göre olayın geçtiği yer Efesus veya Efesos'tur. Gibbon'a göre ise bu yerin ismi Efesos, yani Efes'tir. Yani Anadolu'nun batı sahilinde Roma'nın en büyük limanlarından ve en büyük şehirlerinden biri. Bu şehrin harabeleri bugün de Efes antik kenti olarak bilinmektedir.
Gençlerin uzun uykularından uyandıkları dönemin imparatorunun adı ise Müslüman araştırmacılara göre Tezusius, Gibbon'a göre ise 2. Theodosius'tur. Bu imparator, Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı kabul ettikten sonra M.Ö. 408-450 yıllarında tahtta bulunuyordu. Bazı tefsirlerde mağaranın ağzının kuzeye baktığından ve bu nedenle güneş ışığının içeri girmediğinden söz edilir. Böylece mağaranın önünden geçen birinin içeriği görmesi de mümkün değildir. Nitekim ayette de şöyle denmektedir. Onlara baktığında görürsün ki, güneş doğduğunda onların mağaralarına sağ yandan yönelir. Battığında onları sol yandan keser geçerdi. Ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Arkeolog Dr. Musa Baran da Efes adlı kitabında gençlerin yaşadığı yer olarak Efes'i gösteriyor ve ekliyor. Milattan sonra 250 yılında Efes'te yaşayan 7 genç Hristiyanlığı seçer ve putperestliği reddederler. Kaçış yolu arayan gençler Pion Dağı'nın doğu yamacında bir mağara bulurlar. Romalı askerler bunu görüp mağara girişine bir duvar örerler. Bugün bu kalıntı ve mezarların üzerlerine birçok dini yapı inşa edildiği biliniyor. 1926'da Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından bölgede yapılan kazılardan sonra Panayır yani Pion Dağı'nın doğu yamacında bulunan kalıntıların 5. yüzyılın ortalarında 2. Theodosius döneminde Ashab-ı Kehf adına yapılmış olan yapıya ait olduğu bilinmektedir. Ashab-ı Kehf'in yaşadığı yer olarak gösterilen ikinci yer Tarsus'tur. Gerçekten de Tarsus'un kuzeybatısında Encilus veya Bencilus adıyla bilinen dağda Kur'an'daki tariflere uygun bir mağara vardır. Tarsus fikri birçok İslam aliminin de ortak görüşüdür. Kur'an tefsircilerinin en ünlülerinden biri olan Taberi, Tarihül Ümem isimli kitabında Ashab-ı Kehf'in mağarasının bulunduğu dağın adını Bencilus olarak belirtmiş, bu dağın da Tarsus'ta olduğunu söylemiştir. Yine tanınmış tefsircilerden olan Muhammed Emin, dağın isminin Bencilus olduğunu ve Tarsus'ta bulunduğunu belirtmiştir. Bir diğer tanınmış Kur'an alimi olan Fahrettin Razi de eserinde, bu yere Efsus denilse de buradan kasıt Tarsus'tur. Zira Efsus, Tarsus'un başka bir adıdır, diyor. Bunlardan başka, Kadı Beyzavi'nin ve Nesefi'nin tefsirlerinde, Celaleyn ve Tıbyan tefsirlerinde, Elmalılı Hamdi Yazır'ın, Ömer Nasuhi Bilmen'in ve diğer birçok alimin tefsirlerinde bu yerin ismi olarak Tarsus verilmiştir. Ayrıca tüm bu müfessirler, 17. ayetteki güneş doğduğunda onların mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser geçerdi cümlesini, bu dağdaki mağaranın ağzının kuzeye bakıyor olmasıyla açıklarlar. Ashab-ı Kehf'in yaşadığı yer, Osmanlı İmparatorluğu zamanında da merak edilmiş ve bununla ilgili bazı araştırmalar yapılmıştır. Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde konuyla ilgili bir dizi yazışma ve bilgi mevcuttur. Örneğin, Tarsus Mahalli İdaresi'nin Osmanlı Devleti Hazine Amirine gönderdiği bir mektupta, Tarsus'ta bulunan Bencilus Dağı'ndaki Ashab-ı Kehf mağarasının koruma ve temizliğiyle ilgilenenlere maaş bağlanması konusundaki talebini bildiren bir dilekçe ve mektup yer alır. Bu mektuba cevap olarak, istenen maaşların devlet hazinesince ödenebilmesi için burasının hakikaten Ashab-ı Kehf'in yaşadığı yer olup olmadığı konusunun araştırılması gerektiği bildirilmiştir. Bunun için yapılan araştırmalarda Ashab-ı Kehf'in mağarasının yerinin tespitinde yararlı olmuştur. Meclis tarafından yaptırılan bir araştırmadan sonra hazırlanan raporda şöyle denmiştir.
Adana eyaletine bağlı bulunan Tarsus'un kuzeyinde ve Tarsus'a 2 saat uzaklıktaki dağda bir mağara bulunmaktadır ve bu mağaranın ağzı Kur'an'da bildirildiği gibi kuzeye bakar. Ashab-ı Kehf'in kimler olduğu, ne zaman yaşadıkları ve nerede yaşadıkları gibi konular her zaman ilgili insanları araştırmaya yöneltmiş, bu konuyla ilgili birçok yorum yapılmıştır. Ancak bu yorumların hiçbirisi bir kesinlik içermemektedir. Dolayısıyla mağaraya sığınan bu inançlı gençlerin hangi tarihlerde yaşadıkları, ayetlerde zikredilen mağaranın nerede olduğu sorularına kesin yanıtlar verilememektedir. Biz sana onların haberlerini bir gerçek olay olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Zamanın imparatoru putperesttir ve dolayısıyla yönetilen halk da ona tabidir. Tarsus veya Ürdün eyalet valisi ve aynı zamanda 5. kolordu komutanı olan Dacianus, Roma imparatoruna yakınlığıyla bilinir. Bu yakınlıktan yararlanarak imparatordan sonra yerine geçme hesapları yapar. Bu planını gerçekleştirip başarıya ulaşabilmek için de kraldan fazla kralcı kesilerek putperestliği eyaletinde uygulamak adına her türlü yola başvurur. Halkın çoğu eski dinlere mensup olan Yahudi ve Hristiyanlardan oluşmaktadır. Valinin emriyle her taraf putlarla doldurulmuştur. Tapınaklarda yer, gök, azap, bereket, güneş tanrılarının heykelleri vardır. Halk bu putlara tazime ve tapmaya zorlanır. Halk bu baskı altında mecburen ya inanır veya inanır gibi görünür. Bu arada içten içe imanlarını gizlemek isteyen Hristiyan dinine mensup İseviler arasında birbirleriyle buluşup gizli toplantılar yapanlar da vardır. Zaman zaman bunların gizli yerleri casuslar tarafından Dacianus'un askerlerine haber verilerek baskına uğratılır. Yakalananlar en feci şekilde işkencelerden geçirilerek zindanlara atılırlar. Dininden dönmesi ve putlara tapması için her türlü işkence reva görülür. Zincirlere vurulur, en ağır işlerde çalıştırılır. Dininden dönmeyip puta tapmayanlar ya diri diri çarmıha çivilenir veyahut canlı canlı yakılır. Halk tamamen köleleştirilir. Yönetimin karşısında direnebilecek en küçük gücü dahi onlarda bırakmamak adına çok ağır vergiler koyup zorla toplarlar. Toplanan vergiler yönetimin saltanatına kullanılır. Mutlu azınlık refah içindedir. Halk sefalet içinde yaşarken görkemli ve gösterişli sarayların ve içindeki putların yapımında olan harcamalarda hiç kısıtlamaya gidilmeden cömertçe harcama yapılır. Şehrin imarı zamana göre en üst seviyedeyken halk sefalet içindedir. Yönetimin zulmü altında halk inim inim inlemektedir. Bu haksızlık onların vicdanında yönetime karşı nefret hislerini kamçılarken diğer taraftan da iman yönüne eğilimleri artırır. Bu içten ve derinden haksızlığa gelen tepki, mazlumlara acıma duygusu saraydaki bir kısım yöneticilere de akseder. Vali Dacianus'un baş müşaviri Maximilian, asil yaratılışlı ve nüfuzlu bir aileye mensuptur. Ailesi, imparatorluğun etkili bir üyesidir. Maximilian haksızlıklara dayanamaz. Fakat kendini de ele vermemek için çok sabreder ve uygun bir zamanı bekler. Sarayın kalın ve yüksek duvarları dışında kalan halkın feryadı her geçen gün daha da artmaktadır. İçlerinden haksızlığa dayanamayıp heyecana kapılan gençlerden bir kısmı valiyi öldürme,
putları kırma veya sarayı ateşe verme fikrini ortaya atınca, akıllı ve son derece temkinli olan Maximilian onları teskin etmektedir. Maximilian şehrin kasvetli havasından uzaklaşıp sakin bir yere çekilerek Allah'a dua etmek ister ve gizlice şehirden ayrılarak Kur'an'da konu olan mağaraya inzivaya çekilir. Orada günlerce kalır ve Allah'a bol bol dua ve niyaz eder. Müminlerin bu zulümden kurtulması için kendisine bir yol gösterilmesini, kendisinin sorumlu olup bir şey yapamadığını, bunun acısını içinde taşıdığını dile getirerek Rabbinden yardım ister. Orada geçirdiği günlerde dağda koyunlarını otlatan Rakim köyü çobanıyla tanışır. Çoban samimi bir İsevi'dir. Maximilian mağaradan döndükten sonra kendisinde bir değişikliğin olduğu arkadaşları tarafından hissedilir. Mağarada Allah'a yakarışları sırasında sanki ondan işaretler almış gibi bir hali vardır. İlham almış bir aziz, bir veli gibi hareket eder ve arkadaşlarına şöyle söyler: "Kardeşlerim, kralı öldüreceğiz." Yakın bir zamanda dini bayram vardır. Saray görevlileri zamanında yetişmesi için hararetle hazırlıklar yapmaktadırlar. Meydanlar kurulur, yortunun görkemli geçmesi için hiçbir masraftan kaçınılmaz. Protokole göre herkes yerini alır. Vali başta olmak üzere rahipler, kahinler, üst düzey yöneticiler ve askeri erkan birer birer büyük putun önüne selama durup tanrılara bağlılık yemini ederler. Kralın dünyanın en büyük tanrısı olduğunu dile getirerek onu kutsarlar. Yemin sırası Maximilian'a gelmiştir. Maximilian meydana çıkar ve putlara hürmet ifadesi sayılan selam şeklini almadan topluluğa haykırır. Kainatta yeri ve gökleri yaratandan başka tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı bir olan Allah'tır. Allah, bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir ve cehennem putperestler için korkunç bir yerdir, der. İmparator da bizim gibi bir insandır. Sizler daha ne zamana kadar sizin gibi bir insan olan imparatora ya da elinizle yaptığınız heykellere tapacaksınız? Sizi ve bizi yaratan Allah'ı bırakıp da ağaçtan ve taştan yaptığınız putlara tapmak delilerin işidir, der ve valiye dönerek, "Sen Tanrı olduğunu iddia ediyorsun. Peki kendini yemeden, içmeden alıkoyabilir misin? Veyahut ölümünü engelleyebilir misin?" diye sorar. Meydana müthiş bir bomba düşmüş havası hakim olur. Devlet erkanı şoktadır. Vali, kumandanlar, kahinler şaşırmıştır. Kılıçlar çekilmiş, emir beklenmektedir. Vali hiddetlenerek tutuklama emrini haykırır ve gençleri tutuklattırır. Derhal öldürülmeleri emri verir. Rahiplerden biri valiye, "Hemen öldürürsek hata yapabiliriz," der. Bu görüş Melik tarafından kabul edilir ve gençler zindana atılır. Kale komutanının yardımıyla gençler zindandan kaçarlar ve Rakim köyü yakınlarında bulunan Benculus veya Enculus dağındaki malum mağaraya gitmek için yola çıkarlar. Peşlerine çobanın köpeği de takılır. Yerlerini belli etmek korkusuyla köpeğin gelmesini istemeseler de o gelmekte ısrar eder. Mağaranın içini dışını kontrol edip güvenli olup olmadığı konusunda durum değerlendirmesi yaparlar. İçlerinden birkaçı, bu mağaraya girmenin Roma askerleri tarafından kapana kıstırılmak ve kendilerini ölüme teslim etmek anlamına geleceğini söyleyerek daha güvenli bir yer bulunmasını teklif ederler. Maximilian, arkadaşlarının endişelerini şu sözlerle gidermeye çalışır: "Güvenli olmayabilir, fakat içimden bir ses bu mağaraya sığınmamızı istiyor. Bu işte bir hikmet vardır," der. Bunun üzerine mağaraya sığınmaya karar verirler. Girdikten sonra da
oraya ısınırlar, kendilerini oldukça güvende hisseder ve içlerinde tarifsiz bir huzur duyarlar. Uzun ve sıkı aramalar neticesinde kaçakların izleri bulunur ve mağaraya sığındıkları anlaşılır. Aramak için mağaraya giren askerler onların ölmüş olduklarını görürler ve müthiş bir korku ve heyecanla dışarı fırlarlar. Kralın emriyle içeri giren her grup asker, korkudan gözleri dışarı fırlamış vaziyette mağaranın dışına fırlar. Mağaranın içinde insanın tahammül edemeyeceği bir heybet vardır. Görünmeyen bir güç onları her seferinde dışarı fırlatmaktadır. Bu şekilde hiçbir yol kat edemeyeceğini anlayan kral aciz kalır ve askerlere mağaranın ağzına bir duvar örmelerini emreder. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için şehir halkına ve sonraki insan kuşaklarına onları buldurmuş olduk. Onları görenler kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Bir kısmı dedi ki, onların üstüne bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir. Onların işine galip gelen, sözleri geçenlerse, üstlerine mutlaka bir mescit yapmalıyız, dediler. Mağara ashabı gençlerin mağaraya sığınmasından bu yana 300 yıl geçmiştir. Geçen bu zamandan sonra mağarada uyuyanlar Allah'ın izniyle uyanırlar. Ne kadar uyuduklarını birbirine sormaya başlarlar. Kimi bir gün, kimi bir günden de az uyumuş olabileceklerini söylerler. Mağaranın içinde ve dışında gördükleri bir takım değişiklikleri değerlendirerek geçen zaman konusunda tereddüde düşerler. Etrafta olan değişiklikler hiç de bir gün öncesinde gerçekleşebilecek şeyler değildir ve bunca değişikliğe rağmen hayli uzun bir zamanın geçmiş olabileceğini fakat kendi durumlarında bir değişikliğin olmadığını, bir gün uyumuş ve kalkmış olunabileceğini konuşurlar. Ancak bir netice çıkarmakta zorlanırlar. Hayli acıkmışlardır. Mutlaka yiyecek bir şeylere ihtiyaçları vardır. Üzerlerindeki paraları toplarlar ve içlerinden birinin geldikleri şehre yiyecek alması için gitmesi gerektiğini söylerler. Yalnız gidecek kişinin şehri gayet iyi bilmesi, tanınmaması için çok dikkatli olması, yiyeceklerin temiz ve helalini bulması gerekmektedir. Bunları da ancak zeki olan Maximilian yapabilir denir ve şehre gönderilir. Maximilian şehre gitmek için mağaradan ayrılır. Geçtiği yerlerde gördükleri karşısında hayli şaşırır. Gördüğü değişiklikler hiç de bir gün öncesine benzememektedir. Şahit olduklarına bir anlam veremez. Şehre girince şaşkınlığı daha da artar. Bir gün önce gördüğü çok şey değişmiştir. Şehrin girişinde ve her köşe başında bulunan putları göremez. Onların yerine kiliselerin inşa edildiğine şahit olur. Çarşı pazardaki halkın konuşmaları oldukça enteresandır. İnsanlar Meryem Ana'dan, İsa Peygamber'den söz etmektedirler. Ve onlar adına yeminler edilmektedir. Gördükleri karşısında son derece şaşıran Maximilian, yanlış bir şehre geldiğini zanneder ve etrafındakilere bu şehrin adının ne olduğunu sorar. Aldığı cevap, bir gün önce ayrıldığı kendi şehri olur. Ekmek almak için bir fırına gider. Ekmekleri alır ve parayı fırıncıya uzatır. Fırıncı parayı uzun uzun inceler ve yabancıya bakarak bu parayı nereden aldığını sorar. Durum saraya akseder. Maximilian bu işten sıyrılıp kaçmak istese de kaçamaz. Askerler onu tutuklarlar ve valinin huzuruna çıkartırlar. Yargıçlar Maximilian'ın söylediklerine bir anlam veremezler. Yalan söyleyecek bir şahsiyet olamayacağına fakat söylediklerinin de kabul edilmesi imkansız şeyler olduğuna kanaat getirerek konunun araştırılması için saray arşivinden, tarihçi ve din adamlarından yaşlı ve tecrübe sahiplerini bir araya getirirler.
araştırma heyetindekiler asırlar önce olan hadiseyi hatırlamaya çalışırlar ve saray arşivinde bu olaya dair bilgi olduğunu söylerler. Arşivdeki bilgilerle Maximilian'ın söyledikleri karşılaştırıldığında neticenin aynı olduğu anlaşılır. Saray hazinesinde muhafaza edilen arşivde olayın nasıl geçtiği, mağaraya sığınanların isimleri vesaire bilgiler mevcuttur. Durum karşısında hayli şaşıran saray erkanı olanlara bir anlam veremez. Maximilian'la birlikte şehri ve onun yaşadığı yerleri gezip olayın sağlamasını yapmaya çalışırlar. Durum anlaşılmıştır. 300 yıl önce kralın zulmünden kaçıp mağaraya sığınan müminlerin efsanesi canlanmıştır. Ölümden sonra dirilmenin varlığına inancın pekişmesi için bunun Allah'ın bir rahmeti olduğu, bunun putperestlere verilen en güzel cevap olduğu, Allah'ın her şeye kadir olup putperestliği yıkarak yerine hak dini üstün kıldığı anlatılır ve Allah'a şükredilir. Sonra gelen kuşaklar diyecekler ki, üçtüler. Onların dördüncüsü köpekleridir. Ve beştiler. Onların altıncısı köpekleridir diyecekler. Bu bilinmeyene, gayba taş atmaktır. Yedidirler. Onların sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Bu ayette Cenab-ı Allah, insanların Kur'an'ın anlatmak istediği esas maksadın dışına çıkarak gereksiz şeyleri tartıştıklarını bildirerek durumu tenkit etmektedir. Onların sayısının 3 olması, 5 olması, 7 olması ve hatta daha fazla ve eksik olması hiçbir şeyi değiştirmez. Onların durumu Allah'a havale edilmelidir. Onlar hakkında en doğru bilgi Allah katındadır. Ancak hadiselerin vuku bulduğu zaman kaydını yapan veya sağlam rivayetle tespit edenler de bu konuda söz sahibidirler. Şu halde onların sayısı hakkında bir tartışmaya girmenin gereği yoktur. Sayıları az da olsa, çok da olsa önemli olan hadiseden ibret almaktır. Bunun için Allah, Resulüne bu konuda tartışmaması gerektiği ve bu hususta Kur'an'ın dışında söylenenlere iltifat etmemesini tembih ediyor. Böylece insana Allah'ın mesajını gereksiz yerlerde tüketip yıpratmadan korumasını ve buna uygun hareket edilmesi öğütleniyor. Buna göre bir Müslümanın sağlam bilgiye dayanmayan bir konu üzerinde fazlaca durması, zamanın boşa harcanması olarak değerlendiriliyor. Bilhassa üzerinden asırlar geçmiş gayip unsuru olan bu olayın bilgisini Allah'a bırakmanın en doğru yol olacağı söyleniyor. Ashab-ı Kehf hadisesinin vuku bulduğu zamandan asırlar sonra nazil olan Kur'an, Hristiyanlar arasında mağarada uyuyanlarla ilgili değişik hikayelerin yaygın olduğunu fakat bunlardan çoğunun güvenilir kaynağa dayanmadığını bildirmektedir. Kur'an'da geçen Ashab-ı Kehf kıssasında anlatılmak istenen ne olayın geçtiği zaman, ne olayın geçtiği mekan ve ne de kişilerin sayısıdır. Gerçek bir mümin hiçbir şekilde haktan sapmamalı, batıla boyun eğmemelidir. Bir mümin maddi araçlara değil, bilakis Allah'a güvenmelidir. Dış şartlar ne kadar kötü görünürse görünsün, o Allah'a güvenip dayanmalı ve doğru yoldan ayrılmamalıdır. Allah'ın kudretini tabiat kanunlarıyla sınırlandırmak tamamen yanlıştır. Çünkü O, genel tecrübelere aykırı görünse bile, dilediği her şeyi yapmaya kadirdir. Allah, dilediği her yerde ve zamanda tabiat kuralını değiştirmeye,
alışılmamış olağanüstü şeyleri meydana getirmeye kadirdir. Allah, birkaç asır uyuttuğu kişileri sanki birkaç saatlik uykudan uyandırır gibi uyandırmaya kadirdir. Bu kıssa bize Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği gibi Allah'ın bütün insanları tekrar diriltmeye kadir olduğunu göstermektedir.